Mana aleminden bir elif dışarı uğradı. O elifi anlayanlar her şeyi anladılar. O elifi anlayamayanlarsa hiçbir şeyi anlayamadılar. Hak yolunun yolcuları söğüt dalı gibi titrerler ki o elifi anlasınlar. Lakin bu dünyaya, işine, kazanacağı paraya, malına, mülküne bu kadar sıkı sıkıya bağlı olan nasıl anlayacak bu elifin hikmetini? Sen bize anlat diye bekliyoruz efendi. Efendimizi bizden alıkoyduğun sözlerle anlat da bilelim. Anlat da biz de senin dostun olalım. Siz benim dostum değilsiniz. Siz nerede? Benim dostluğum nerede? Şayet Mevlana Celaleddin benim dostum ise bu ancak onun bereketi sayesinde. O halde bizi niye ondan mahrum bırakıyorsun? Hem sen kim oluyorsun ki şeyhimizi bir ırmağın bir saman çöpünü kapıp sürüklediği gibi bizi ondan ayırıyorsun? Efendi, anlatsam da idrak edemezsin. Bu şuna benzer. Güneş bütün alemleri aydınlatır. Aynı benim ağzımdan çıkan sözler gibi. Lakin benim ağzımdan çıkan sözler siyah perdeler altındadır. Benim sözlerimi idrak edebilmen için yüzünü güneşe dönmen icap eder. Ancak şunu bilesin. Güneşin yüzü sadece Mevlana'ya dönüktür. Çünkü onun yüzü güneşe dönüktür. Sadece o bakabilir güneşe. Şu halde siz benim sizin lisanınızdan konuşmamı istiyorsunuz. Ancak ben sizin lisanınızdan konuşmayı reddediyorum. Çünkü sizin lisanınızda nifak var, ikiyüzlülük var. Senin sözlerinde de büyü var, büyü. Büyülerinle, efsunlarınla kendine bağladın efendimizi. Sen kendinden daha büyük bir yok zannediyorsun. Ama bizim en aşağımız bile senden daha iyidir. Artık onun yüzünü göremiyoruz. Yanına gidip oturamıyoruz. İlimlerinden de faydalanamıyoruz. Ne soyu belli ne boyu. Kimdir, nedir, necidir, nereden geldi belli değil. Güya Tebrizli. Lakin hani ispat? Bir tanıyanı bile yok. Bu adam doğruları söylüyor desin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun ki düzenimizi alt üst ettin. Dünyayı başımıza yıktın, birane ettin. Biz de sandık ki ağzından davet dolu sözler dökülecek. Lakin bu adamın lafları kahrından da beter. Halkı galeyana getirmek için çıkıp gelmiş sanki buraya. Edecek sözüm mü kalmadı efendi? Bu ne suskunluk? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymak. Ona derler ki, o miraca çıktığında
Sen de durma! Yürü! Çalış! Çabala ki göklerde bir yurdun olsun! Lakin bu dünyayı isteyen bilsin ki zararlı çıkacaktır. Bu dünyayı isteyen bilsin ki helak olacaktır. Bu dünya bir köprüdür. Lakin haraptır. Ateşler içerisindedir. Bu köprüye bir ev kurmak isteyen bilsin ki harap olacaktır. Gerçek iman bu cihanın renklerine boyanmadan, o cihanın nakışlarını görebilen, o alemin ilahi seslerini duyabilenindir. Şimdi efendiler, sorun kendinize. Var mı aranızda bu imanın talibi?